Selamlar arkadaşlar. Banu Güleç, videomun yayınlanmasına izin veriyorum. Bu videomda 10 dilek hakkında konuşmak istiyorum. Konuşmayı seçiyorum. Burada Bülent hocamız bize ilk 10 tane dilek yazın dediğinde öyle yazmaya başladım. Daha sonra baktım ki başkalarının hayatını o kadar çok yaşamaya alışmışım ki hep başkaları için, başkalarının hayatları için dilekler diliyorum. Baktım orada kendim yokum yani. Sonra dedim tekrar dinlemen lazım dersi. Dersimizi tekrardan dinlemeye başladım. Orada Bülent Hoca'nın çok küçük ama benim için çok büyük olan bir sözüne denk geldim. Lütfen dileklerinizi yazarken kendinizi merkeze koyun dedi. Ve orada tekrardan dileklerimi yazmaya başladım. 10 tane dileğimi tekrardan yazdım. Onlardan birkaçını sizlere söylemek istiyorum. Değişim ve dönüşüm, farkındalıklı birey olma, özdeğer ve özgüven sahibi olmak, maddi gücümün yükselmesi, kararlı ve net olmak, hizmet eden insanlara hizmet etmek, projemi netleştirip hayata geçirmek, kendime şefkat etmek, kendimle barışmak, yeni bir hayat kurmak ve ailevi huzur demişim. Bunları aslında bunların hepsi birbiri içinde tabii ki bağlantılı. Değişim ve dönüşüm istediğimde aslında farkındalıklı bir birey olduğumda bunlar gerçekleşiyor. Kararlı ve net olduğumda bunlar gerçekleşmiş oluyor. İşte projemi netleştirmek demişim. Mesela onları yaptığımda da aynı şekilde. Yani kararlı ve net olmak da onun içerisinde. Hepsine baktığımızda burada kendime şefkat etmek dediğimde de yani hepsi bir bütün olmuş oluyor. Eğer bunları zaten farkındalıkla dönüştürdüğüm zaman, bunları yaptığım zaman bazı şeyleri hak ettiğimize inanıyoruz. Ve ilahi sistemin de bizlerin hak ettiğini inandıktan sonra daha düzenli olarak bizlere sunduğuna inanıyorum. Çünkü Rabbim bizden ısrarla isteyin diyor. Yani ısrarla, Kur'an-ı Kerim'de ısrarla isteyin, ben de size vereyim diyor. Yani ama biz burada hak etmediğimizi düşünüyoruz. Yani bunları bilinçaltımızda, kodlarımızda bunlar var. Bu şekilde olunca da zaten dualarımız, niyetlerimiz hep yarıda kalıyor. O yüzden ilk başta bizim kendimize olan bu farkındalıkla dönüşüm yolunda bunu çözümlememiz lazım olmuş oluyor. Bunu çözümlediğime inanıyorum inşallah. Tabii ki bu bir süreç. Değişim, dönüşüm, farkındalık o kadar uzun bir yol ki o yüzden tabii ki her zaman olduğu gibi devam ediyor. Ben bu niyetlerimi yazarken ve dua da ederken belirli aralıklarla her gün dua da ederken ilk önce diyorum ki dua ederken niyetime şunu alıyorum. Allah'ım her ne oluyorsa yaşam yolumda her iki cihanda iyiliğe taşıyacaksa olsun sonucunu da sana emanet ediyorum diyorum. İsteklerimiz, niyetlerimiz bizim için nasıl olduğunu biz insan olarak bilemiyoruz. Fakat Rabbime bunları emanet ettiğimizde daha güvenli olmuş oluyor. Ona teslim olmuş oluyoruz. Hem de bu şekilde. Buradaki tüm arkadaşlarım, beni dinleyen tüm kişilerin yaşam yollarında, niyetlerinde, dileklerinde, dualarında, onlar için her iki cihanda da yani onları iyiliğe taşıyacaksa olmasına niyet ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.